Belki de ticareten sıkıntılı bir söz söyleyeceğim ama örneğin ben müteahhit evinde bilmedim, tanımadım bir müteahhitin evini alıp oturmam. Çoluğum çocuğum da tutturmam. Ben ovada ev almam. Ovaya ev de yapmam. Ovada da oturmam. Ben o depremi gördüm. Bende kalan şeyi bu. Ne o? Psikolojisi değil ama hadis-i şerif var. Siz ovaları yurt edinmeyiniz. Orası deprem bölgesi. Depremde ilk batacak olan yerlerdir. Siz deniz kenarlarını da yurt edinmeyiniz der. Hadis-i şerifte orası da ilk sel baskını, su baskını olacak olan yerler der. İki yerden uzak duracaksınız. Ova ve deniz kenarı. Hadis-i şerif size naklediyorum. Mustafa Özbağ sözü değil. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sözü. Ve o Gölcük depreminde o evlerin Cemil burası kaç katlıydı? Efendim burası 7 katlıydı. Cemil burada 2 kat görünüyor. 5 kat gömüldü efendim yere. Cemil burası kaç katlıydı? 4 katlıydı. Cemil 2 kat duruyor. Burada 2 kat göçtü efendim orası. Ben soruyorum böyle yürüyoruz biz. Hani dolaşıyorum ben. Yani bir ev görüyorum. Ev böyle soluna yatmış. Apartman ev değil. 4 katlı, 5 katlı. Soluna yatmış. Sağına yatmış. Arkaya yaslanmış. 3 katlı ev arkaya yaslanmış. Böyle iyiyim. Yıkılmamış da. Ev diyorum Cemil bu rüku eder gibi bu diyorum ev ya. Nasıl yıkılmamış? Rüku eder gibi böyle öne doğru eğilmiş. Bataklıklara ev kurmayın kardeşler. Ovalara yurt edinmeyin ucuz diye.